Hadi abi. Stanley Kubrick ilk cinsel deneyimlerini kız kardeşi sayesinde öğrenmiş. Nasıl yani? Kız kardeşine mi tecavüz etmiş? Hayır. Kız kardeşi kasabanın en büyük zanaatkarlarından biriymiş. Ya bir git abi. Meşhur birisi varsa kesin kasabadan çıkıyor zaten. Şehirli bir tane yok oğlum içlerinde. Peki buna ne diyeceksin? Uçurtma. Oğlum bizim gibi lan. Uçurtma. Ama bizim gibi değil. Bip'e bağlı ve öp acayip insanların ellerinde. Sence uçurtma özgür mü? Zavallı bir naylon parçası mı? Oğuz'un ipleri ellerinde tutan çirkin insanlar sence gerçekten mutlu mu? Yoksa hayvansal dürtüleriyle yaşayan zavallılar mı? Bizim küçük Stanley, daha avcılık oynarken kız çoktan bütün numaraları kapmış. Sonra da kardeşine, diğer kızlara neyi nasıl davranması gerektiğini öğretmiş. Çok normal yani şimdi bu. Yani en azından tecavüz yok. Şimdi de sana gerçek bir tecavüz nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Flört etmek. Flört mü? Evet. Flört etmek. Flört mü? Tecavüz mü? Sence düzenden yoksun birinin bir başkasıyla birleşmesi ne anlam taşır? Daha çok ilki okumak lazım.
Ya anlayamadığım bir şey var. Kız madem bizimkinden küçük, nasıl oluyor da Stanley daha evcilik oynarken kız çoktan bütün numaraları öğrenmiş? Adam küçükmüş demedim ki. Kardeşinden öğrendi dedim. Evet, öğrendi ve uyguladı. Hadi gel. Bugünkü trajedimizde sen de ortak olacaksın. İnanç. İnanç bizim atalarımız. Aynı zamanda çocuklarımız da. İnanç ciddi bir iştir dostum. İnanç komedi değildir. Merhaba. Bir evet. Tane ekmek alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Ne kadar? 1 lira. Şöyle bir. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Burada gördüğün her şey gerçeği hatırlatır evlat. Ben cennet bahçesiyim, benden bol bol faydalan. Anlamadım.
Eşyaların da hakikati vardır diyorum evlat. Vardır ve bir olandır. Yalnız tevhid gözlüğünü takanlar görür. Seni geçen gün de görmüştüm. Tam da burada durmuş fotoğraf çekiyordun. Yanlışınız var. Buraya ilk kez geldim. Biriyle konuşuyorsunuz galiba. Sendin eminim. Hafızam kuvvetlidir benim. Nasıl ya? Kardeşte mi tecavüz etmiş? Hey, hey, hey.